Mehmet Acet, AK Parti İstanbul'u CHP'ye mi kaptırıyor? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hafta sonu partisinin Ordu Kongresi'nde konuştu. Genel başkan olduğumda bir metal yorgunluktan bahsetmiştim, artık metal yorgunluk yok dedi. Sözlerini Afrin'le diriliş başladı diyerek sürdürdü. Metal yorgunluğu Mayıs 2017'de partisinin başına geçen Erdoğan'ın bizzat kullandığı kimi teşkilatlar ve belediyeler bahsinde karşılığını bulan bir tanımlamaydı. Peki şimdi Erdoğan acaba neye binaen artık metal yorgunluk yok diyor. Ben bu cümlenin okumasını Cumhurbaşkanımızın bizlere göre kendi önüne daha fazlası gelen kamuoyu araştırmaları üzerinden yapıyorum. Yerel seçimler için önümüzde tam bir yıllık bir süre var. Siyaset dilinde İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diye sık duyulan bir tabir vardır. Elhak doğru bir tespit. En azından son birkaç on yılı baz alacak olursak, İstanbul seçim sonuçlarıyla Türkiye geneli seçim sonuçlarının birbirine ne kadar benzediğine dair yeterli tecrübeye sahip durumdayız. Masamın üzerinde İstanbul için yapılmış yeni bir araştırma sonucu var. 16 Nisan referandumunu en az sapmayla tahmin edebilen konsensüs araştırma şirketinin Mart ayı içerisinde yaptığı İstanbul çalışması. 2000 kişinin her biriyle ortalama 12 dakika süren görüşme yoluyla elde edilen sonuçlar bu pazar bir seçim olsa nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımıza dair bir öngörü sunuyor. Araştırmaya göre İstanbul'da AK Parti'nin çıkaracağı bir aday %49.3 oy alabilecek durumda. CHP'nin adayı ise 8 puan geride %41.3 oranında oy alabiliyor. Bu rakamlar neyi gösteriyor? Bir yıl içerisinde çok ciddi kırılmalar yaşanmaması halinde AK Parti'nin 30 Mart 2019'da İstanbul'da yeni bir seçim zaferini çok rahat elde edebileceğini. Bu konulara girmişken bu pazar bir genel seçim yapılsa İstanbul'da vaziyet neyi gösteriyor sorusunun yanıtını da verelim. Hemen belirteyim genel seçim tahminlerinde bu makas daha da açık görünüyor. Bu pazar bir milletvekili seçimi yapılsa İstanbul'da AK Parti %51.9, CHP 31.2, HDP 9.1, MHP 5.1 oranında oy alıyor. Partiye değil adaya göre oy verme eğilimi ne kadar İstanbul'da son üç seçimde olduğu gibi 30 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde de AK Parti ile CHP'nin rekabet edeceğini biliyoruz. Ama iki partinin de adaylarının kim olacağı belirsiz. Bu durumda karşımıza önemli bir soru çıkıyor. Acaba bu iki partinin göstereceği aday seçim sonuçlarını ne ölçüde etkileyebilir? Konsensüsün araştırmasında buna dair dikkatimi çeken bir veri var. Buna göre seçmenlerin %89'u, partim kimi aday gösterirse göstersin ona oy veririm diyor. %11'lik bir kesimse adaya göre oy veririm diyor. Peki bu veri bize ne söylüyor? Kanımca şunu söylüyor. %11 küçük bir rakam gibi gözükse de iki parti arasındaki makasın daralması halinde aday tercihinin sonucu etkileyebileceğini. Dolayısıyla hem AK Parti'nin hem de CHP'nin güçlü adaylarla seçime girme ihtiyacı ortada. Bununla birlikte şunu söyleyebiliriz. Bugün için yapılan tahminler AK Parti'de 2014'e göre gerileme olduğuna dair bir veri sunmuyor. İstanbul ölçeğinde 8 puanlık fark adaylar kim olursa olsun kolay kapanabilecek bir fark gibi durmuyor. AK Parti 1 Kasım'daki gücünü koruyor. CHP geriliyor. İstanbul için son tahminler böyle. Biraz da Türkiye genelinden söz edelim. Şubat ayı içerisinde yapılmış, birbirine yakın sonuçlar veren birden fazla anket sonucu gördüm. Bu anketler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metal yorgunluk dönemi bitti sözünü teyit eden sonuçlar veriyor. İktidar partisinin 1 Kasım 2015'teki oy oranını koruduğunu, hatta o rakamların da üzerine çıkabileceğini, MHP'nin Kasım seçimleri sonrası yaşadığı ağır türbülanstan çıkmaya başladığını gösteren veriler bunlar. Buna karşılık CHP'nin durumu hiç de iç açıcı değil. Mesela ana muhalefet partisine yakınlığıyla bilinen bir araştırma şirketinin Şubat ayında yaptığı ankete göre CHP'nin kemiksiz oyları %16'ya kadar gerilemiş durumda. Kemiksiz oylar dediğim kararsızlar dağıtılmadan önce elde edilen sonuçları yansıtıyor. Ki o dağılım yapıldıktan sonra da CHP'nin %20 seviyelerinde oy alabilecek kadar gerilediğini görüyoruz. İyi bir anket okuyucusu olduğunu bildiğimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanıyorum bu ve buna benzer veriler düzenli bir şekilde önüne geldiği için rahat konuşuyor. Mart'ta da, Kasım'da da tüm dünyayı şaşırtacak bir netice alacaklarını söylüyor. Erdoğan'ın belki de tam da bu nedenle partisi içinde yapılan yerel seçimlerde kötü bir sonuç alırsak bu Kasım sonuçlarını da kötü etkiler. O yüzden Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri erkene almak doğru olur mu biçimindeki tartışmalara mesafeli durduğunu tahmin edebiliriz. Mehmet Acet, Yeni Şafak